Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kar tanesi motifinin çalışmasını yapacağım. Hatta yetiştirebilirsem çanta yapmak istiyorum bu motiften. Onu da ilerleyen günlerde sizinle paylaşıyor olacağım. Ben bu çalışma için koton ip kullandım. Siz istediğiniz hani farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Bunun için iki tane renk kullandım ben. Dediğim gibi her renk uyumlu yapabilirsiniz. Şimdi beyaz ve fuşya rengi kullandım ben. Bunun içinde 2,5 milimetrelik bir tığım var. Önce beyazla başlıyorum. Sonrasında uzun bir müddet beyazla öreceğiz. O yüzden pembeyi ayırabiliriz. Sivri halka yaparak başlayamıyorum. Sivri halkayı yapalım. Sivri halkamı yaptıktan sonra şu koton ip dağılıyor. Kusura bakmayın. Bir türlü yapamadım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve sivri halkamı sıkılaştırıyorum. Bir zincir çektikten sonra yok yapamadım. Kusura bakmayın. Şeyin önünde, kameranın önünde yani en nihayet başardım, evet. Bir tane zincir çektikten sonra sihirli halkanın içine zinciri saymadan toplamda 9 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptıktan sonra sıkılıyorum ve hemen gelip ilk sık iğnenin tepe noktasına kaydırma yaparak bağlıyorum. 2 zincirle yükseliyorum ve hemen bu kaydırma yaptığımız noktaya batıp tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 tane ikili trabzanım oldu. Bundan sonra her sık iğnenin tepesine çift batacağız. Sıranın sonunda toplamda 18 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Yine battım. 2. Bu şekilde her sık iğne boşluğuna 2 tane ikili trabzan çift batarak yapacağız. Sıranın sonuna kadar örelim. Sıranın sonunda bir üst sıraya birlikte geçiş yapalım. Arkadaşlar, toplamda 18 tane ikili trabzanım olana kadar 9 tane sık iğnenin üstüne çift olarak battım. En son bu zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Hemen bu dibi değil de bakın onun önündeki ikili trabzanın beline doluyorum. Öncelikle tığımın başına alıyorum ikili trabzan yapar gibi. Önüne doluyorum, bir kere çekiyorum, tığımda bekletiyorum. 2 kere batırıyorum, yine tığımda bekletiyorum. 3 kere batırıp aynı trabzanın beline önce 2 tane ilmek kalınlığına kadar çekiyorum. Sonra hepsini aynı anda kapatıyorum. Sonrasında bakın hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın sonra hemen yanındaki ikili trabzana bakın. Şöyle tığımın başına dolayıp trabzanın böyle arkadan yakalıyorum trabzanı. Yine ikili trabzan yapar gibi tığımın başına dolayıp bir tane çekiyorum, uzatıyorum. Yine tığımın başına doluyorum. Yine trabzanın beline bakın. Daha iyi görünsün diye. İkinciyi yapıyorum yine.
Yine tığımın başına doluyorum. Yine tığımın başına doladım. Üçüncüyü de yaptım. Bir dakika. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi şunu dokunmadan ilk ilmeğimize hepsini aynı anda çekiyorum. Sonrasında yine kapatıyorum. Burası köşe olacak arkadaşlar. Bizim bu altıgen bir motif. 6 tane köşemiz olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu fıstığı hatırlarsanız bir sonraki ikili trabzanın tepesine 3 tane yapmıştık. Burada öyle yapmayacağız. Burası köşe. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bakın hemen gelen trabzana yine aynı şekilde dolayıp 1 2 3 kere dolayıp hepsini aynı anda çekiyorum. Yine yapıyorum fıstığımı. Sonrasında bakın hemen onun yanındaki trabzan şu oluyor. Bunun tepesine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir yanındakine geliyorum. Yine buraya gövdeye tığımı dolayıp 1, tığımın başına dolayıp 2, 3 kere dolayıp bu şekilde yapıyorum. Şimdi burası yine ikinci köşemiz olacak. 3 zincir çekiyorum. Yine onun yanına geliyorum. Bir kere doladım. 1, 2, 3. Yine fıstığımı yaptım. Hemen onun yanındaki trabzana geliyorum. Bu sefer köşe değil, normal öreceğiz. 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa yapacağız. Arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane fıstık yapıp üçlü trabzan yaptıktan sonra aynı noktaya tekrar fıstık yapıyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. Yine fıstık yapıyoruz. Yani daha şey anlaşılabilir bir biçimde nasıl söyleyebilirim? Bir tane zincirli bakın şöyle normal başladım. 3 tane trabzan yaptım. Bir tane fıstık yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar fıstık yaptım. Böylece ilk köşemi tamamlamış oldum. Ondan sonra tekrar aralarına 3 tane trabzan yaptım. Tekrar bir fıstık, zincir, fıstık. Yani öyle bir şey yapacağız ki bir kere normal öreceğiz bu üçlüyle. Bir kere de zincirli 2 tane fıstık yan yana yapacağız. Şimdi ben 3 taneyi yaptıktan sonra yine bir tane daha fıstık yapacağım. Bakın. 1. Trabzanın gövdesine doladım. 2. 3. Bir kere de çekmiyorduk. Pardon. Şimdi bakın. Bu aralı olduğu için bu sefer zincirli yapacağız. 1. 2. 3. Yani bir kere zincirli yapacağız. Bir kere araya 3 tane aynı boşluğa 3 tane trabzan yapacağız. Şimdi yine bakın 3 tane 1 2 3 yani şöyle söyleyeyim zaten 12 tane popcorn yapmamız gerekiyor. 6 köşeli olduğu için 6'sı normal 6'sı zincirli olacak. Şimdi zincirliği yaptıktan sonra bakın bir tane popcorn yaptım yine hemen onun yanındaki trabzanın tepesine geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada bir tane daha popcorn yapacağım. Sonra zincir çekeceğim. Tekrar bir tane daha popcorn. Şu ana kadar ben kaçıncı köşemi ördüm bakayım. 1, 2, 3. 3 tane daha köşe yapacağız. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna doğru tekrar görüşelim. Bakın sıranın sonuna geldim. Burada bir tane daha trabzanımız var. En son ben aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapmışım. Böylelikle 5 tane köşemi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6.'yı yapacağız. Şu aradaki trabzanı da atlamayalım. Buraya da bir popcorn yapıyoruz. 2, 3. Olmadı.
1, 2 ve 3. Bakın. Evet, şimdi 6. köşemizi oluşturacağız. Yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Hemen şu ilk, şurada bir sık iğne var. Bu popcorn'un tepesine denk geliyor. Buraya ipimi kaydırarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar, bu noktada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonrasında bunu tabi sıkılaştıracağız. Ben çekmedim. Daha sonra en son olarak şey yapacağım. Koyu renkli ipime geçiyorum. Bakın. Şöyle bir düğüm attım. Bu 3 zincirlik noktalarımız var ya, buradan başlayacağız yapmaya. Bu şekilde başladım. Bir tane sık iğne ile sıkılaştırdıktan sonra 1-2 zincir çekiyorum. İpi sıkılıyorum. Bakın, 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Sonrasında fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan. Bu üçlü trabzan blokları vardı ya, aynı yere battığımız. Onun birincisine bir tane ikili trabzan. Sonra aradakini atlıyorum. Şu ortadaki ikinci trabzanı atlayıp üçüncüye tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirlik boşluğa gelip 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında yine fıstığın tepesine geliyorum. 1 tane ikili trabzan. Sonra bu 3 trabzanlı blokların birincisine bir tane ikili trabzan. İkinciyi boş geçiyorum. Üçüncüsüne bir tane ikili trabzan. Sonra tekrar fıstığa bir tane ikili trabzan. Şu arayı boş bırakacağız. Sonra yine zincir boşluğuna geliyorum. 1, 2, araya 2 zincir. Yine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Sonrasında yine fıstığın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Sonra 3 trabzanlık blokların birincisine bir tane ikili trabzan. Şu arayı atlıyorduk. Sonuncusuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan. Sonra zincir boşluğuna gelip 2 tane ikili trabzan. 2 zincir araya. Tekrar aynı boşluğa 2 tane İkili trabzan. Bunlar benim köşelerim olacak. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sadece zincirlere 2 tane ikili, araya 2 zincir, 2 tane ikili şeklinde yapacağız. Sıranın sonunda tekrar buluşalım. Ben sıranın sonuna geldim. Burada yarısını yapmıştık. 2 tane ikili trabzanla başlamıştık hatırlıyorsanız. Burası da köşemiz olacak. Son bu fıstığın tepe noktasına battıktan sonra aynı boşluğa geliyorum. Yine 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve başladığımız ilk trabzanın tepesine batıp kaydırıp ipimi kesiyorum. Bu noktada yine beyaz iple örmeye başlayacağım. Beyaz ipimi bulursam uçmuş. Oy. Şimdi beyaz ipi, bakın şu hani üçgenler var ya, köşe noktaları. Buradan herhangi birinden başlıyorum. İpimi geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın burada 4 tane pembe blokumuz var. Arada bir tane örmemiştik. Hepsinin üstüne birer tane sık iğne yapacağım. Bakın. 1 2 3
Ve dördüncü sık iğnem. Bakın burada örmediğimiz bir tane trabzan vardı. Ortadaki trabzanı örmemiştik pembeyle. Şimdi bunun beline dolayacağım yine. Aynı şekilde popcorn yapacağım uzatarak. Bir, iki, üç, bakın. Sonrasında bakın gene bunu yaptıktan sonra 4 tane ikili trabzanım var yine. Yine sık iğne örüyorum. 2 3 ve 4. Bu aradaki zincir boşluklarına geldiğimizde köşelere buraya 3 tane aynı boşluğa 3 tane tekli trabzan sık iğne öreceğiz. Özür dilerim. Sonra yine 4 tane sık iğne örüyorum. 4 tane trabzanın tepesine. Ve 4.'ü de yaptım. Bakın yine burası kaldı. Oh, bu altta örmediğimize yine doluyoruz. 1, 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane popcorn. Bakın boşluktaki yerime batıyorum yine arkadaki sık iğnelerime. 4 tane. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Yine bakın boşluğa geldim. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım zincir boşluğuna. Sonrasında yine 4 tane sık iğnem var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bakın aradaki trabzan duruyor. Buraya yine tığımın üstüne dolayıp 3 kere batacağım. Popcorn yapacağım. 2 ve 3. Hop. Bir kere de çektim. Şimdi yine 4 tane sık iğnem var. 1, 2, 3 ve 4. Arkadaşlar bu sırayı da böyle bitireceğiz. Zincirler boşluklarına 3 tane sık iğne yapıp sonra 4 tane sık iğne yapıp arada kalan trabzana yine popcorn yapacağız. Ben bu sırayı bu şekilde bitireyim. Bir sıraya geçişi göstereceğim. Arkadaşlar ben sıranın sonuna geldim. Bakın burada köşelerde 3 tane yapmıştık hatırlıyorsunuz ama burada 2 tane yaptık. Buraya gelip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve kaydırma yaparak kapatıyorum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Bu noktada böyle bir görüntümüz oluştu. Bunun üstüne 2 sıra daha sık iğne ile gideceğim ve motifi tamamlamış olacağız. Bir saniye. Şimdi biz bakın aynı boşluğa 3 tane batmıştık ya köşelerimiz demiştik bu zincirlerin üstüne. 3 sık iğne batmıştık hatırlarsanız. Bunun ikincisine batarak başlıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında dönüşte de bir tane daha sık iğne yapacağız. Burada ipi de şey yapayım. Sonra sırasıyla her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapacağız. Ta ki öteki köşeye kadar. Bakın bir, iki, üç, dört, beş. Her sık iğnenin tepesine hiç atlama yapmadan dümdüz birer tane sık iğne yapıyoruz. Bakın köşeye geldik. Burada hatırlarsanız başında da söyledim. 3 tane yapmıştık. İkincisinin tepesine bakın bu 1, bu 2. Şuraya geliyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum aynı boşluğa. Köşe olduğu için. Sonrasında yine tek olarak devam ediyorum her boşluğa. Bir tane sık iğne. Elim görünmüyor herhalde. Böyle dümdüz örerek köşeyi bir kere daha göstereceğim. Sonrasında
bir üst sıraya geçmeyi göstereceğim. Bakın şöyle. Şimdi bu birinci, bu ikinci. Bakın ikincinin tepesine, şurası pardon, üçüncüye battım. İki tane sık iğne yapıyorum. Yine köşemi oluşturuyorum ve sonrasında yine tek tek sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bakın şu bir dahaki köşeye kadar, bu ikinci trabzanın tepesine kadar tek öreceğiz. Bu köşelerde iki tane batacağız aynı yere. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Hatırlarsanız buraya tek batmıştık ilk başladığımız köşeye. Aynı yere gelip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylelikle çift batmış oluyorum. Sonrasında bir üst sıraya çıkmak için ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine batıp bir tane kaydırma yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Hatta iki tane bu köşemiz böyle olacak. Yarım batmış oldum gene. Şimdi dümdüz bir dahaki köşeye kadar dümdüz sık iğne öreceğiz yine ikinci sırada. Arkadaşlar dümdüz bir dahaki köşeye kadar ördüm. Bakın ilk sık iğnenin olduğu ikili sık iğne batmıştık hatırlarsanız. Çift batmıştık köşelere. Bu çiftlerin üstüne yine ikişer tane batacağım. Tam bir köşe olsun. Sonrasında yine dümdüz devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar. Sıranın sonuna kadar değil, bir dahaki köşeye kadar. Arkadaşlar bu sırada da aşağıdaki mantık aynı. Bu çiftlerin üstüne ikişer kere batacağız sadece. Ve böyle güzel bir motif elde etmiş olacağız. Dediğim gibi yetiştirebilirsem yarın akşam, yetiştiremezsem pazar akşamı bunun çantasını paylaşacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi günler, keyifli, güzel günler diliyorum.